İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Euronews'e verdiği özel mülakatta Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin dış politikası ve Avrupa Birliği ile ilişkiler konularında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin kendi çıkarlarına ait bir dış politika üretmesi gerektiğini söyleyen Meral Akşener, hükümete seslenerek, "Eğer Amerika Birleşik Devletleri ile düşmansak Kürecik ve İncirlik'i neden kapatmıyorsunuz?" dedi. Şimdi önce baştan şunu söylemek isterim. Türkiye maalesef dış politikasını meclisinde ve kamuoyunda tartışmayan, konuşmayan, müzakere etmeyen bir ülke haline döndü. Sayın Erdoğan'ın iki dudağın arasına evrildi dış politika ve sonuçta her gün bir başka sonucuyla karşı karşıya kalıyoruz. Eğer biz Suriye meselesini en başında bu dediğim şekilde mecliste konuşulabilseydi ve muhalefet partilerinin görüşleri alınıp o politikanın içine yansıtabilseydi belki bugün bu soruyu bana sormayacaktınız. Afrin'i konuşuyor olmayacaktınız. Ama bugün Afrin'i konuşuyoruz. ÖSÖ için şunu söylemek isterim. Şimdi biz uluslararası hukuka göre geç kalmış ama Türkiye'nin güvenliğini sağlamak amaçlı Afrin'e bir harekat yaptık. Onun adı savaş değildir. Bir harekat yaptık. Dolayısıyla Türkiye'nin hukuken haklı olduğu bir süreç bu. Ve Sayın Erdoğan'ın ağzından da gidip gerekeni yapıp dönüleceği ilan edildi. Şimdi ÖSO dediğiniz Özgür Suriye Ordusu ise bu çerçevede, yani bu dediğim hem hukuki anlamda, uluslararası hukuk anlamında hem de dış politika açısından dost unsurlar diye tarif edebileceğimiz bir işbirliği yönüyle ortaya çıkıyor. Türkiye Afrin'de Şam'la karşı karşıya gelir mi? Siz bunun sonucunu ve gelebileceği noktayı ne öngörüyorsunuz? Şam'la karşı karşıya gelir mi? İyi soru. Şu anda bizim dış politikamız demin de söylediğim gibi Sayın Erdoğan iki dudağı arasında yer aldığı için dolayısıyla Amerika ve Rusya bir tarafta da İran denkleminde ve sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının yürüttüğü dışişleri bile devre dışı yürüttüğü bir politika üzerinden şekillendiğinden şu, yani olabilir ve olamaz deme imkanımız yok. Fakat daha ilginci Şam içinde durum aynı. Şam da arkasında Rusya'nın ve İran'ın net durduğu bir rejim. Şimdi asıl mesele şu. Türkiye kendi çıkarlarına ait bir dış politika üretmelidir. Türkiye kendi sınır güvenliğini ve içindeki düzeni sağlayacak ve bu düzeni tehdit edecek unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik milli çıkarlarının öne konduğu bir dış politika yürütülmelidir. Bizim itirazımız bunların olmadığı şeklinde. Örneğin ben epeydir Amerika ile dost muyuz, düşman mıyız, kardeşim diye sordum. Eğer düşmansak Kürecik ve İncirlik'i niye kapatmıyorsunuz dedim ki nitekim Amerika ile düşmanlık tanımı yapmadan ama kendi milli çıkarlarını korumak adına rahmetli Demirel 70'li yıllarda İncirlik'i kapatmıştı. Yani bunlar hepsi bir müzakere meselesidir. Fakat gördük ki biz Tillerson geldi ve resmi yazı olmayan, resmi tutanağın tutulmadığı ve Sayın Çavuşoğlu'nun şey yaptığı, tercümanlık yaptığı, tercümanın bile bulunmadığı bir görüşme yapıldı. Şimdi bu görüşmenin neticesinde birden Amerika ile dost olunduğu ortaya çıktı. Daha da vahimi, sanıyorum ki Kargil konuşuldu ki 14 şeker fabrikası satışa çıktı. Ve bir başka endişem daha var. Orada acaba Kıbrıs mı konuşuldu? Yani Osmanlı tokadından 14 şeker fabrikasının satışına evrilen bir dil oldu. Son söz olarak şunu söyleyeyim sorunuza. Afrin bir zorunluluktu. Geç kalınmıştı. Şam'la karşı karşıya gelir mi gelmez mi onu şu an itibariyle bilmiyoruz. Ama söylemeye çalıştığım şey Münbiç unutulmamalıdır ve Fırat'ın doğusu asla gözden kaçırılmamalıdır.
ve bu kimsenin duymadığı şartları uygunsuz görüşmenin, Amerika'nın Dışişleri Bakanı yapılan bu şartları uygunsuz görüşmenin neticesinde Fırat'ın doğusu eğer yani masada olduysa onu da çok dikkatle takip edecek İYİ Parti. Şimdi enteresandır, gelen bütün hükümetler Avrupa Birliği ile ilgili kimi çekinceler ortaya koysalar bile bu yolculuğa ket vuran hiçbir şey olmamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti 2002'de meşruiyeti yani o dönemin şartları gereği meşruiyeti Batı'da aradığı için bu arkadaşların geldikleri siyasi geleneğe ters düşen bir şekilde müthiş bir Avrupa Birliği çalışması yaptılar. Yani imaj çerçevesi içinde yapılan bir çalışmaydı. Türkiye'de hep Avrupa Birliği bir başarının ölçüsü olarak siyasi partiler tarafından veya iktidarlar tarafından seçimin öznesi olarak kullanılmıştır. Ama bir başarı nesnesi olarak. İlk defa bu iktidar partisi tarafından Avrupa Birliği 2007'den sonra bir şeytan öznesi, düşman öznesi olarak seçimlerin merkezine konulmuştur. İç politikadaki şey. Fakat üzülerek görüyorum, Avrupa Birliği'nde de benzer yeni dönemin liderlerinde benzer bir tavır görüyorum. Ki biz Batı'yı, Avrupa Birliği'ni aklı Fransız devriminden sonra aklı düşüncenin merkezine koydu diyebiliriz. Rasyonellikten uzak, aklın ortadan kalktığı bir ilişki biçimi olarak görülüyor. Türkiye'nin Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde Türkiye'de siyasi seçimlerin siyasi malzemesi haline geldiği görülüyor. Bu yanlış. Biz ne yaparız? Biz bir kere Sayın Rahmetli Atatürk'ün söylediği gibi hem yurt dışında hem yurt içinde o sulh denilen, yurtta sulh, cihanda sulh denilen anlayışı geri getiririz. İki, Türkiye'nin dış politikası aşağı yukarı 160 yıllık bir şekillenmenin sonucudur. Müthiş bir bilgi birikimi vardır. Bu bilgi birikimi yeniden gündemimize alırız. Çünkü Sayın Erdoğan ve arkadaşları bu birikimi ellerinin tersiyle ittiler, kaldırıp attılar ve dış işlerinde yetişmiş herkesi monşer yaptılar. Aklın, mantığın, sağduyunun ve karşılıklı milli çıkarların ortaya konduğu bir ilişki biçimine ihtiyaç var. Sayın Akşener, her şeyden çok teşekkür ederiz. Euronews'e konuk olduğunuz için ciddi bir yoğun bir gündeminiz var. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hadi.